teşekkür ederim. Sonra da ilçe yönetimini tebrik ederim. Başkanından, yönetim kurulu üyelerinden, arkadaşlarım. Siz MHP için doğru adaysınız. Bir. İkincisi, politika zor bir yoldur. Adaylık zordur. Yürek ister, özveri ister, zaman ister. Dünyada en kıymetli para zamandır. Onun için siz de Ereğli'ye kurduğunuz marketler zinciri içinde, diğer iş kollarında büyük hizmetlerde bulundunuz. Ereğli'de bunun önünü açtınız. Nereden baksanız 150 kişiye iş veriyorsunuz. Bir kişiye iş verenin elini öperim. İki kişiye iş verenin ayağını öperim. 10 kişiye iş verenin her yerini öperim. Şu gördüğünüz klasörün içindekiler son 6 aylık iş müracaatları. İş vermemiz lazım. İş sistemi yaratmamız lazım. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Gelecekle alakalı kaygılar var. Onun için sizi şahsınızla, partinizle beraber tebrik ediyorum. Türkiye'de herkes politikayı konuşuyor. Marifet ediyor, takdir ediyor. Tez yaratıyor, antitez yaratıyor. Gel diyorsun, kimse gelmiyor. Mücadeleye katıl diyorsun. Yönetime gir, partiye gir, mücadeleye. Düşüncelerini daha iyi anlat. Doğruları bul. Herkes kenarda oturur, sadece tehdit ediyor. Niye girmiyor? Demin söyledim. Politikanın dışında uzakta kalmakla politikayı düzeltemez. Doğru söylüyorsun. Biz buradan dünyayı veya Türkiye'yi kurtaramayız. Bizim kurtaracağımız Ereğli. Ereğli'yi kurtarmamız lazım. Ben son 3 senedir Sayın Başbakanım, Ulaştırma Bakanımıza raporlar yolluyorum. Tersanelerin 2008'li sonunda kapanmalarından sonra çıkan istihdam noksanlığının tamamlanmasını anlatıyorum. Bakın İşkur'a kayıtlı 7000 kişi işini bırakmış. Taşeron 1500 kişi, 8500 kişi. Bunu 3 veya 4 ile çarptığınızda 35000 kişi yapar. Nüfus ne kadar? 105 bin. %30'u. Doğru mu? %1. %30'u. Bundan 2 sene önce, 1 sene önce anlattım dedim ki ya 35 bin icra dosyası var, 43 bin kişi icralık, nüfus 100 bin, 105 bin. Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz dedim, herkes bana kızdı. Evet, o olayları çok... Neden kızdılar? Gerçekleri konuşmazsanız özgür olamazsınız. Gerçekler insanları özgür kılar. 105 bin nüfus var. Bunun 43 bini, 40 bini icralık. Çocuklarla kadınları çıkar. Geriye ne kalıyor dedim. 3'te 2'si icralık. Ne kalıyor dedim. Herkes kızdı. Ereğli'yi kötülüyorsun dediler. Şu dediler. Anlattılar. Ben anlatmaktan yorulmadım ki. Anlatmaya da devam ediyorum. Siz başkan adayı olduğunuzdan beri kaç kuruma gittiniz takriben? 50 kuruma gitmişsinizdir. 55-60 civarı. 60 civarı. Size kendi sektörüyle alakalı rapor veren oldu mu? Hayır efendim. Oldu. Sadece konuştular değil tamam. mi? Tamam. Sözleri. Sözleri. Söz uçar gider. Rakamlar, raporlar, yazılı şeyler hep kalır. Ben gelmeden önce size tersanelerin en son raporunu hazırladım Sayın Başkanım. Liman kapasitelerini anlattım. Rakamlar verdim. Yalan söylemeyen tek şey rakamlardır. Milyarlarca lira ciro yapıyorsun. Rakamlar hiç yalan söylüyor mu? Hiçbir zaman. Sizin cebinizdeki paranın üstünde adınız yazıyor mu? Yazmıyor. Kimin cebindeyse onun. Herhalde kurumlar, siyasi partiler, odalar, sendika bir araya gelecekler. Ereğli ekonomisini, siyasiler, milletvekilleri, Ereğli ekonomisini düzeltmek zorundalar. Ben dedim ki geçen sene, hava karardıktan sonra dedim, kimse sokağa çıkmayacak dedim.
Yavaş yavaş çıkmamaya başladınız. Ben hava kararınca şehre iniyorum. İşim almayacağım ben pek. Şehir bomboş. Niye? Ölü toprağı serpilmiş gibi. Eskiden ekonomilerdeki krizlerde sektörler belliydi. 100 sektör varsa 15'inde, 20'sinde, 30'unda sıkıntı vardı. Ama 70'i iyiydi. Bugün bana sizler piyasanın içinde olan insanlarsınız, bu şehrin eşrafısınız. İyi olan bir sektör söyleyebilir misiniz? Çok düşünmemiz gerekiyor. İyi olduğunu söylediğiniz sektörün Ereğli'de yarattığı istihdamı söyleyebilir misiniz? Yüzdesine. Ha, bir sektör iyi olabilir. Ama istihdama katkısı %1, %2 ise o sektör iyi sayılmaz. Burada Ereğli'yi düşünmemiz lazım. Onun için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Arkadaşlar çay